kesilip eksilmeyen ve yasaklanmayan, hep helal. Her şey helal cennette. Yani helal mi haram mı dikkat etmeye gerek yok. Her şey helal. Yükseklere kurulmuş döşekler. Yükseği insanlar hep sever. Yüksek kule olsun. İşte var ya bu Ankara'ya bile bir an çark yapmak istiyor bir yüksek. Hep böyle yüksekten bakma, koşlarına gider insan. Onun için Allah hep yükseğe kurdurmuş cennet köşklerini. Ve döşekler, sedirler, geniş. Yorgunluktan değil, alıştığımız için, dünyada alıştığımız için, hoşumuza gittiği için. Mesela sedire uzanıyor ama içgüdüyle uzanıyor yani alıştığı için dünyada. Yok normalde hiçbir şekilde ihtiyaç yok yani. Katilyonlarca sene ayakta dursa hiçbir şey olmaz insan. Yorulmaz ama dünyada alıştığı için uzanmak istiyor. Gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa ile inşa edip yarattık. Yeni bir inşa yani yeni fizik kanunlarına, yeni kimya kanunlarına bambaşka bir sistemde yaratılıyor. Mesela kan dolaşım sistemi yok. Kalp var. Ama yani o anlamda bir fonksiyonu yok. Mesela iç organlar yok. Mesela mide yok. Yani atomun yapısı değişiyor, moleküllerin yapısı değişiyor, fizik kanunları değişiyor, sistem değişiyor. Yani insan mesela enerji kaynağı değişiyor. Mesela bizim oksijene ihtiyacımız var. Cennette oksijene ihtiyacımız olmuyor. Yani böyle hani soluma ihtiyacımız yok, solumaya ihtiyacımız yok. Yani enerji insanın kendinden oluyor. Yani orada mesela insan biraz solumasa ölür. Cennette solumaya ihtiyacı olmuyor insanın. Mesela suya ihtiyacı olmuyor. Zevk için içiyor içtiğini. Yediğinde zevk için yiyor. Her yediği yiyecek, mesela tonlarca yiyecek yiyor. Hafif bir terleme, mis kokusu tarzında hafif bir terlemeyle vücuduna atılır diyor. O meyveler, molekül yapısı tamamen bozulup, bambaşka bir şekilde hafif bir terleme, güzel kokuyla vücuttan atılıyor. Belli belirsiz bir terleme ama çok güzel bir kokuyla. Ya fizik kanunlarının değişmesine bağlı bu. Çünkü mesela bir kısım hayvanlar var. Mesela bakteriler var, şeyler var. Tamamen havasız ortamda yaşıyor. Allah onu öyle yaratmış. Kimi çamurun altında yaşıyor. Kimi suyun içinde yaşıyor. Yani Allah'ın yaratmasına göre oluyor. Yeni bir inşa ile inşa edip yarattık. Yani hiçbir ihtiyacı olmuyor. Vücudunda uğur çıkması, hastalık çıkması öyle bir olay kesinlikle yok. Ve sonsuza kadar bozulmayacak şekilde vücudu. Hiçbir şekilde ihtiyarlama ve yaşlanma alameti oluşmuyor. Onları hep bakirelere kıldık. Bu da cennette cinsellik olduğunun açık delili. Çünkü bakirelik cinsel organı gerektirir. Yani bakire diyebilmemiz için bir kadına değil mi? Cinsel organa sahip olması lazım. Cinsel organı yoksa bakire olmaz. Cinsellik olduğunu zaten burada ilk ayeti hemen anlıyoruz. Eşlerine sevgiyle tutkun, bak sevgiyle, tutkuyla bağlı ve hep yaşıt, aynı yaştalar. Yani belirli bir yaş yok da fakat insanın işte 33 yaşındaki görünümü gibi, iyi bakımlı bir insan, 33, yani olgun gelişmiş bir insan görünümde, kadında, erkekte. Ama sevgi ağır basıyor. Bak sevgiyle tutkun. Ashab-ı yemin olan için bunların birçoğu geçmiş ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerdendir. Birçoğu geçmiş ümmet, birçoğu da sonrakilerden. Sonrakiler kim? Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi talebeleri. İnşallah. Ve İslam'a, Kur'an'a hizmet eden ahir zaman insanları. Sonrakiler o inşallah. Evet. Sizleri biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz ya Allah, Darwinistlere, materyalistlere değil mi? Şimdi rahimlere dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Nasıl görecek bir insan meniyi? Mikroskopta görebilir. Evet. Elektron mikroskopta görebilir değil mi? Bak, meniyi tane olarak söylüyorlar, meniyi gördünüz mü diyor. Nasıl evet, görebilir insan? Tabii, maşallah. Bilime mecbur değil mi burada insan? Mecbur tabii. Başka türlü görmek mümkün değil.
Onu sizler mi yaratıyorsunuz yoksa yaratıcısı biz miyiz diyor Allah. Çünkü spermin harikalığını biliyorsunuz yani. Kamçısı, kuyruğu, bilmem ne hareketleri falan adam yani olağanüstü akıllı. Sizin aranızda ölümü takdir eden de biziz. Bizim ölümünüzü önümüze geçilmiş değildir. Yani biz sizi öldüreceğiz diyor Cenab-ı Allah. Benzerlerinizi getirip değiştirmeye ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde bak. Şimdi bilemeyin yani bilimsel olarak hiçbir şekilde çözemeyeceğiz bir şekilde. Fizik ve kimya konumunu anlayamayacağınız bir şekilde inşa etme konusu. Yepyeni bir fizik ve kimya kanununa yapacağım diyor sizi diyor Allah. Bütün sistemi değiştireceğim diyor. Şimdi mesela geçerli kanunlar var. Onların hepsi orada kalkmış oluyor. Mesela orada yer çekimi kanunu var ama aynı zamanda uçabiliyorsun. Mesela normal yer çekimi kanununa göre uçamaman lazım. Orada istediğinde uçuyorsun. Yani dünyadaki gibi bir fizik kanunu yok. Andolsun ilk inşa yaratmayı bildiniz. Ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez miydi? İlk inşayı nasıl anlarız? Proteinlerin yapısını anlayarak, hücrenin yapısını anlayarak ilk inşayı anlayabiliriz. Yani Allah'ın nasıl yarattığını, değil mi? Kofulları, mitokondri, işte Golgi cisimci hepsini teker teker elektron mikroskopta görerek anlıyoruz. Anladığımızda ne oluyor? Andolsun ilk inşayı bildiniz diyor Allah. Demek ki bilecekmişiz. Ama öğüt alıp düşünmeniz gerekmez miydi? Ya bundaki harikalığı görüp Allah'a derin iman etmeniz gerekmez mi diyor Allah? Şimdi ekmekte olduğunuz tohumu gördünüz mü? Tohum bilimi ayrı bir konu. Onun için şimdi tohumları hazırlıyoruz. Tohumu gördünüz mü? Birçok kişiye sorsak gördünüz mü? Görmedim diyecektir. Değil mi? Çok evet, az tohum görebilir insan. Onun kesitinin de görülmesi lazım. Detaylı görülmesi evet. lazım. Onu sizler mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz diyor Allah. Ondaki meydana gelen kanunu. Değil mi? Mesela incir çekirdeğini koyuyorsun. 30 sene sonra 30 metrelik ağaç oluyor. Yüz binlerce yaprak, yüz binlerce meyve veriyor. Toplu iğne başı kadar çekirdek. 30 sene sonra izbondut gibi ağaç oluyor. 2,5 metre çapında. Efendim 30 metre boyunda. Yüz binlerce bal gibi de tatlı meyve veriyor. Çekirdek ne kadar ilk başlangıcında toplu iğne başı kadar. Bir hızlandırıldığını düşün. Film olarak. Değil mi? Bir de ondan insanın yediğini düşün. Yere toplu iğne kadar bir şey koyuyorsun. Tak anında koskoca ağaç oluyor. Yağmur gibi meyve döküyor üstünden. Ve herkes de yiyor onu. İnşallah.